CIA de MI6'e bağlı bir kurumdur. Amerika'daki koludur. Ama asıl ana merkez MI6'tir. Diğer istihbarat örgütleri onların yan kollarıdır. CIA dahil olmak üzere. Bu örgütlere işte Fethullah Gülen'in o FETÖ teşkilatı adam yönüyle, eleman yönüyle destek sağlıyor. Dünya çapında istihbarat sağlıyor. Putin ta başında anlamıştı bunları. Hiç Rusya'ya sokmadı. İran da bunları sokmadı. Ya adamların niyeti açık belliydi. Ama Türkiye'de tabii anlaşılamadı. Sonradan anlaşıldılar. Ajanlık görevi. Ya adamların yaptığı bu. Bir de bedavaya ajan. Bedava ajan. Çünkü ajan normalde pahalı oluyor. MI6 mesela Türkiye'de ajan ayarlarken onlar da yine ucuza mal etmenin yolunda oluyor. Yani MI6 çok pinti bir teşkilattır. Mesela İstanbul'un itini, çakalını, köprü altı itlerini falan toplamış 3-5 kişi. Onlarla kendilerince bize tavır alacaklar. Onlarla bir şey yapacaklar zannediyorlar. 3-5 tane bunak kadını da toplamışlar. Onlarda da bir bunak, asıl baş bunakları var bir kadın. FETÖ yanlısı bir kadın bu. Ve Tayyip Hoca'ya akıl almaz, kudurmuş gibi saldıran birisi. Kudurmuş gibi. AK Parti'de şiddetle karşı olan bir kadın. Tam böyle Firavun'un mumyası gibi. O kadınlar da ona bağlılar böyle, 3-5 kadın. Bu kadınlar da bu köprü altı itleriyle bağlantılı. Bunu da İngilizlerin devletinin bir ajanı organize etti. Bunlar birbirine tanıştırdı. Kendilerince faaliyet yaptıklarını ve çok iyi netice alacaklarını zannediyorlar. Müslümanları daha da güçlendirmiş olurlar. Ama bak hakikaten FETÖ'yü çökertmişler. Ama burası onlar için pek rahat edecekleri bir liman değil. Burada yani her tuttukları onlara ateşe döner. Efendim, burada oturdukları koltuk onları darmadağın etti. İmkanlar darmadağın etti ve eder de. Binayı görebiliriz. MI6'in binası. Evet, bu adamlar buradan. Asıl ana merkezleri burası. İngilizlerin devletinin desteklediği bir kurum. Babil Kulesi'ne benzetmeye çalışmışlar. Babil Kulesi'nin resmi var mı? Evet. Evet. Yani modeli aynıdır. Babil Kulesi modelinde yapılmıştır. Babil Kulesi biliyorsun Deccal'in genel merkeziydi. Bunlar da MI6'i kurup İngilizlerin devlet tarafından orayı destekleterek ayakta tutmaya çalışıyorlar. Aslında Osmanlı'ya karşı asıl faaliyet yapan bir kurum da MI6. Osmanlı döneminde, Abdülhamit devrinde kurulmuş bir kurum. Osmanlı'yı çökertmek ana göreviydi. Hakikaten görevlerini yaptılar. Ama bu sefer Türkiye'de dişlerine keser sapı takıldı. Evet, Yani dişlerini kırdı yani. Buraya giremiyorlar artık. Yaklaşamıyorlar. Dolayısıyla bak 150 yıldan beri ilk defa MI6 açıklama yaptı. Biz masumuz falan peşbeken. Ne oldu? Ne oldu? Herhalde kütük düştü başınıza. Yahut ne diyeyim, tavan cereye diyelim yani böyle. Bir şey oldu bunlara. Habire çırpınıyorlar. Buraya adam göndermeler, buradan oraya adamlar göndermeler. Bir de onların döktüğünde kötü bir ajanı var. Yani yerden bitme böyle. Efendim, onu kullanıyorlar kendi kafalarınca. Dolayısıyla durumları vahim. İlimle, irfanla tabi. Kanunla, hukukla. İngilizlerin devleti işte genelde seçtikleri böyle esrarkeşler, it kopuk takımı, çakallar, vatan hainine yatkın olan tipler, kendine saygıyı kaybetmiş, kaybedeceği bir şey kalmamış, onursuz, şerefsiz adamlar böyle, köprü altı müptezelleri, bunları seçiyorlar.
Bunlar da az bir parayla ikna ediyorlar yani. Çok az para. Mesela 200 dolar, 300 dolara bile bunlar. Fit olan tipler be. Çok karaktersiz, aşağılık adamlar. Bunları ayrıca pis işlerinde de kullanıyorlar. Yani cinsel yönlerinde kullanıyorlar. O sapık ajanlarıyla bunları ilişkiye de sokuyorlar. Dolayısıyla bir pislik denizdir gidiyor. Biz de tabii gerekeni yapacağız. İlimle, irfanla ve kanunla, hukukla. Evet, dinliyorum. MI6 binasının bir resmi daha var. LGBT ışıklandırılmış. İşte görüyor musun? MI6'in amacının ne olduğu buradan anlaşılıyor. Evet. Tam İngiliz derin devletinin felsefesini anlatan bir şey. Homoseksüellik. Ajanların birçoğu homoseksüel MI6'in. Yani homoseksüel oldun mu öncelikle alıyorlar. Türkiye'de de seçerken bir kere haysiyetsiz, şerefsiz, namussuz olmasına çok dikkat ediyorlar. Köprü altı çakal olmasına çok dikkat ediyorlar. Ona göre de seçim yapıyorlar. Kadınlardan da seçtikleri böyle kendini satan, haysiyetsiz, böyle namussuz, utanma hissi olmayan, suça alışmış, yüzünde böyle eşek oynamış tipler. İşte bu çiyan, miyan falan tarzı adamlar. Evet, dinliyorum.